Ordu'nun Akkuş ilçesinde örnek avlak ilan edilen Taz Yaylası'nın 4 ayrı noktasında foto kapan kurulacak. Ordu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nce yaban hayatının korunması ve geliştirilmesi kapsamında harekete duyarlı 4 kamera alındı. Fotokapan adı verilen kameralar ilk etapta Akkuş ilçesinde örnek avlak ilan edilen Taz Yaylası'na yerleştirilecek. Biz de fotokapan projesi yaptık bu yıl. Fotokapan projesi kapsamında da 4 tane cihaz aldık. Harekete duyarlı, sensörlü, kayıt yapabilen, anlık görüntü kaydedebilen cihazlar bunlar. Tabii bunların amacı da mevcut avlaklarımızdaki hayvan popülasyonlarımızı ölçmek, etüdü envanterini yapabilmekti. Bununla ilgili işte çalışmalarımıza başlıyoruz. Akkuş'tan başlayacağız. Akkuş'taki Taz Yaylası örnek ağlığını ilan ettik. Oradaki bulunan hayvan popülasyonunu ve vereceğimiz kota miktarlarını tespit ederken bu fotokapanlardan istifade edeceğiz. Ordu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü İshak Yılmaz, fotokapanın teknik özelliklerinden bahsetti. Fotokapanlar çok yüksek çözünürlüklü, HD kayıt yapabilen cihazlar. Bunların sayısını inşallah önümüzdeki yıllarda daha da fazla artıracağız. Ve görüntülere takılan hayvanları inceleyerek belki de yöremizde daha önce hiç görülmeyen, belki ismi duyulmayan hayvanlara denk gelmiş olacağız belki. Bu çalışmalarda bu yıl başladık. Yılmaz, fotokapanlardan elde ettikleri bilgilerle Ordu'da il ve ilçelerin yaban hayatının envanterini çıkartacaklarını, bu envanterleri haritalayıp dijital ortama aktaracaklarını söyledi. Aynı zamanda zaten biyoçeşitlilik, ulusal biyoçeşitlilik envanteri kapsamında da bu yıl Ordu ilini adım adım uzman hocalarımızla, onların nezaretinde gezen bir ekiple tarayacağız. Ordu ilinin hayvan ve bitki çeşitliliğini tespit edeceğiz ve bunu dijital ortam, sayısal ortamlara aktaracağız. Hem haritalanmasını yapacağız hem de verilerini Orman ve Su İşleri Bakanlığımızın Nuh'un Gemisi adlı veri portalına işlemek suretiyle tespit edeceğiz.